çok korkmuş seni Ömer ya. Kabahat sende. Vaktinde polise şikayet edecektin, kesecektin ayağını. Yok, kalbi iyiymiş de, yok çocuk doktor tanıyormuş da. Böyle zıvanadan çıkacağı belliydi bu itin. Teyzeciğim, esmiştir, geçmiştir. Nerede olduğunu bilmiyor, bak buradasın, güvendesin. Sen anlamadın galiba. O gözler göz değildi. Teyze, bak adam burada olduğumuzu bile bilmiyor. Bir şey yok, zaten sen dönene kadar unutacak beni. Ya unutacak, yıllardır takık. Sen yerin 7 kat dibine girsen çeker alır o deli. Damada söyleyelim. Ya, polise mi haber verir, peşimize koruma mı takar? Ne yapacaksa yapsın, bir şey yapsın. Teyzeciğim, sakin ol. Zaten başına dert oldu. Kim kime dert olmuş? Ya. Şey ya, bizim mahallenin delisi alt kat komşuya saldırdı da. Siz iyisiniz değil mi? Süreyya ile konuşalım falan deyince ben biraz endişelendim. İyiyiz. Bir şey yok. Biz ilk defa ayrı kalıyoruz da. Bakın, bir derdiniz olduğunda mutlaka bana söyleyin. Biz artık bir aileyiz. Sağ ol Faruk, sağ ol. Şey yapayım ben, odamı göstersinler bana. Yol yorgunuyum, biraz dinleneyim. Tamam, siz buyurun salona. Tamam. Odanızı hazırlasınlar. Tamam. Sağ olasın, hadi. Size haber verirler. Sağ olasın. Sevgilim çok özür dilerim ya. Yani bilseydim ben sana haber vermedim ya. Allah Allah. Olur mu öyle şey? Burası senin yuvan. Tabii ki isteri zaman gelecek. De bir sorunumuz var. Ne? Biz de koca kapıya kadar uğurlanır. Ne alışsan iyi olur. Zevkte Faruk Bey, tabii ki, ne demek? Akşama geç kalmayacaksın değil mi? Merak etme, annem seni yemeden girdi. Aşk olsun, öyle mi dedim ben? Özlerim buraya. Hadi görüşürüz. Merak etme, geçti. Hem kızlar yara izini seksi bulurmuş. Hangi kızlar seksi buluyormuş? Eşek. Çok seksisin gerçekten. Özellikle kız isterken Allah'ına emri peygamberin kavmiyle kızınızı oğlunuzu istiyoruz. Sana ne demeli peki? Ne varmış bende? Gittim mutfağa yardım etmek için. Hı-hı. Gidişinde dönüşün bir oldu. Hayırdır? Öf, ne yapayım, istemedi, huysuz biraz. Kim seni istemedi? İstemediler. Kim seni istemedi? Sana yanımdan ayrılma diyorum da, kime diyorum? Asisin, laf dinlemiyorsun ki. Biraz asiyim, ne yapayım? Böyleyim ben. Sakın değişme. Senin bu hallerine aşığım ben. Rengarenkimsin benim. Faruk. Hı. Gerçekten çok muasiyim. Yani hep böyle sorun çıkarıyorum gibi hissediyorum da bazen. Ne münasebe. Ben seni böyle seviyorum. Değişme sakın. Bir şey mi oldu? Annem değil mi? Ah, ah, her şey istediği gibi olsun istiyor. Ya bu düğün falan telaşı bitsin. O normale dönecektir, sen merak etme. Sen bu konağın büyük gelinisin. Sana hak ettiğin gibi davranacak. Sadece biraz zaman ver. Bu arada alışverişten bana sıkılırsan, bunalırsan beni ara. Ben hemen uçar gibi. Uçup geleceksin. Ben sana bir acaba pelerin mi diksin? Hadi bakalım. Peki, hadi kızım. Geliyorum. Bak tayt falan giyin, ben sana sorayım. Maşallah, Allah muhabbetlerini artırsın. Ne gerek vardı bunlara? Ben öyle münasip gördüm. Herkesin gözü üzerimizde zaten. Düğün öncesi tedbirli olmak lazım. Bana söyleseydin anne. Senin başka meşguliyetlerin var. Ben de konakla ilgileniyorum her zamanki gibi. Buyurun. Kolay gelsin.
söylediklerimi unutma. Tamam. Hepsi çok özel parçalar Esma Hanım. Renk aralığı ne? Her zamanki gibi D kalır. Şuna bak şuna. Bununla ev alınır. Ev alınır bununla. Nasıl kıymet? Esma takı erkek tarafının şanıdır. Münasibi neyse sen en iyisini bilirsin zaten. Yani hepsi birbirinden güzel. Gel sen de seç bir takım. Yok benim yüzüğüm bana yeter. Teşekkürler. Bu istekle alakalı bir şey değil. Adettir, takılacak. Doğru. Peki. Bu. Bu çok güzelmiş. Bunu hazırlayın. Ay maşallah senin bu kayınvaliden tam bir halde sultan sizde mahiyeti. Şu eğitim var ya şu eğitim şeytandan beter ha bak. Nasıl sırnaşıyor kaynananı ya? Aman bırak ya ne yaparlarsa yapsınlar. Yakında siz taht kahvesinde tutuşursunuz daha şaşırma. Kızım her şeyin içindesin. Pardon demedim mi ben sana? Gelin benim değil mi anneciğim? Benim için alışverişe çıkıldı değil mi? Yavrum Esma bu sağ sonu belli olur mu? Bunun tarafı belli anneciğim. Baksana ben bir sürü şey beğeniyorum o daha fazlasını alıyor. Hadi sen kıskanıyorsun. Hı? Anneciğim. Eğer yorulduysanız kahve içmek ister misiniz? Bu işler yorulmadan olmaz. Bir an önce gelinlik işini halledeceğiz. Gerçekten, gerçekten içim sıkıldı. Ben şuralarda bir yerde otursam. Ay teyze delirdin mi dururken ya? Sen git işini hallet hadi. Hadi meydanı boş bırakma hadi. İyi tamam hadi kaybolma. Hadi. Hoş geldiniz Esma Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Çok şükür. Çok şükür. Hazırlıklar tamam mı? Evet efendim. Buyurun lütfen. Kaç beden bakıyoruz? 36. Ama bilmiyorum. Belki belinde biraz daraltma yapabiliriz. Sorun değil. Hallederiz. Sizin bedeniniz de 36 galiba. Ha yok. Ben gelinlik istemiyorum. Yani yeni bir şey istemiyorum. Annemin gelinliği var. Onu giymek istiyorum ben. Başka da hiçbir şey rica etmiyorum sizden. Sen artık Burhan soyadını taşıyorsun. Aklından geçeni değil yakışanı yapacaksın. Beğendiğimiz bir model oldu mu acaba? Bu çok güzelmiş. Denemek ister misiniz? Buyurun. Ya
Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Ay, ay. Bembeyaz kundaklara sardığım kızım büyümüş. Gelinliğinle karşımda. Allah'ım. Bugünleri gösterdiğin için sana şükürler olsun. Annem. Teyzeden bakayım. Dön bakalım. Ay, ay, ay. Melek gibi olmuşsun. Siz beğenmediniz mi anneciğim? Bak bunu da bir dene istersen. Fransız güpürü kullanmışlar. Daha zarif. Sana böylesi yakışır. Haklısınız. Zaten bu daha güzelmiş. Kardeşim bıraktım parayı. Bekle. Süreyya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Ömer sen? Ne işin var senin burada? Sen artık fazla oldun. Polis arıyor. Tamam tamam yapma. Dokunma. Tamam. Son bir şey söyleyeceğim. Ben seni çok sevdim Süreyya. Sadece seni sevdim. Ben seni hiç sevmedim, anladın mı? Hiç sevmedim. Sen sadece babamın çırasını o kadar. Onun hatırı için yıllarca sana katlandım ama hata yaptım. Seni adam sandım ben. Bak ben evliyim. Bırak peşimi yoksa. Ya tamam tamam tamam. Dokunma bana. Tamam tamam. Araba araba. Teslim olacağım ben. Söz mü? Söz. Keşke bunlar olmasaydı. Çok pişman. Ama oldu. Sen şu an buradasın. Son bir şey isteyebilir miyim senden? Beni affet. Hakkımı helal ettim de. Tamam. Tamam ettim. Bak söz verdim. Söz verdim. Ne yapıyordun sen? Ne yapacağım canım? Bir şey yapmıyordum. Teyzemi arıyordum. Teyze. Teyze. Ne oldu? Teslim olacakmış. İnandın mı sen buna? Ha? Polisi arayalım, polisi arayalım bak. Ha, kocana haber ver. Kocan yapsın, ne yapacaksa o yapsın. Hadi herkes bir yere dağılmasın, hiç haz etmem böyle şeyden. İnandın mı sen buna? Ha? Bak sen söylemezsen ben söylerim. Hayır. Hanımlar, geliyoruz. Allah Allah, sanki bir yere yetişeceğiz. Esma Hanım. Ben yoruldum, bir şey de almıyorum zaten. İzninizle.
de güzel bir İskender yiyelim şöyle. Öyle devam ederiz. Yürü demeyi. Uzatma anne, yürü. Sen de Luna Park gibisin. Işıkları söndüğünde yaşamıyormuş. Ağladığında bütün renkleri soluyor. Sen memurda olduğunu nereden biliyorsun? Aklım çıktı seni aramaktan. Teyzen olmasaydı kafayı yiyordum. Teyzem. Hani bir şey olduğunda sen beni arayacaktın. Acil tuşuna basacaktın. He? İyi ki geldin. Bak bu düğün işi falan kötü fikirdi. Tamam artık düğün falan yok. Bitti. Olmaz ya. Bir sürü organizasyon yapıldı. Ne bileyim annen o kadar uğraştı. Bak benim için önemli olan sensin. Tamam mı? Başka hiçbir şey umurumda değil. Kim ne demiş, ne yapmış? Eğer istiyorsan bu son şansın. Daha bunun kınası var, geleni var, gideni var, takısı var. Abo! Sadece düğün alsam olmaz mı? Takımı bozamıyoruz, kusura bakma. Ya hepsi ya hiçbiri. Annem bana gelinlik aldı. Ha bak işte Esma Sultan'ın burada hakkını yeme. İnce bir zevki vardır. Aramızda kalsın, benim takım elbiselerim rol seçer ha. Giymediğim zaman da çok bozulur. Hadi bu kadar somurtmak yeter. Kalk. Nereye? Gel. Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum, fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabızda atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum,
fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Neden sustun? Şarkı bitti. Hadi hazırlan da aşağı in. Çok acıktım. Tamam git sen, geliyorum hemen. Gelin hanım günaydın. Misafirini flat salonu aldım. Kimmiş? Adını demedi. Eskilerdenmiş. Tamam geliyorum hemen. Ay canım. Canım bana bir iğne iplik bulsana ya. Tabii. Ne olursun. Neyin telaşı bu böyle? Ben Süreyya'ya sorayım. Süreyya Hanım'a misafir gelmiş de anladım. Yine mi? Ay iğne iplik diyorum, duymadın mı? Teyze sorma. Ne oldu bana bak, ne oldu? Yüzüm bembeyaz olmuş, ne oldu? Biri gelmiş teyze, bilmiyorum. Ömer olmasın. Olmasın. Olmasın teyze. Hayatım, bak kim burada? Kozan! Zekalı. Aa, manyak ya! Deyzen. Kız, deli. Of. Manyak. Hoş geldin. Delinim, sana manyağım. Anne, Dilara'yla tanıştırayım seni. Süreyya'nın eski bir arkadaşı. Öyle mi? Merhaba. Pardon. Kızlar da geldiler. Oteldeler. Efendim Akif, söyle. Niye bu kadar erken gelmiş kızlar? Bizim de bir bildiğimiz var herhalde tatlım. Ne bildiğim var? Annenin gelinliğini getirdi. Nikahta giyemedim diye çok üzülmüştün. Tamiratını yaptırdım, düğüne yetiştirdim. Sen bir tanesin. Aferin sana ya. Boşuna zahmet etmişsiniz. Biz Süreyya'nın gelinliğini aldık. O neydi kız? Kızım senin düğünün, o ne karışıyor gelinliğe ya? O ne ki? Yediğin lokmadan seyrettiğin televizyona kadar her şey karışıyor. Eğer adetlere uymazsan nefes almayacaksın. Öyle, öyle. Tamam hadi görüşürüz, ararım ben seni sonra. Ay bana bakın, ben adet falan dinlemem. Bekarlığa veda yapacağız net. Ne bekarlığa vedası, ne yapayım ya, evlendim mi artık? Ayrıca kına gecesine gideceğiz biz zaten. Ay enişte, ay bu kadar folklor beni bozar ya. Salonumuza buyurun. Ay lütfen. Ya teyze inanılmazsın ya. Ama anne espri de mi yapmış? Ya bu bekarlığa veda partisi bana fena fikir değil ha. İyi de senin geç. Ya sen bana bırak, ben hallederim. Sen kızları falan organize et. Gece bende. Ya aslansın sen. Şuna bak ya, dışı konak ve içi bizden. Bizim kız seni niye sevdi anlaşılmaz. Ne yapıyorsunuz? Ay aman her şeyi de bilme. Eniştemle konuşuyoruz. Ne?